Latif, lütuf sahibi, lütfedici olan. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, azizdir. Şura Suresi 19 Daha önce de belirttiğimiz gibi dünya üzerinde iki tür insan yaşar. Allah'a teslim olanlar ve onu inkar edenler. Allah çok sayıda insan yaratmış ancak bunlardan çok az bir kısmını kendisine teslim olanlardan kılmıştır. Kur'an'da pek çok ayette insanların çoğunun iman sahibi olmayacağından, doğru yola ulaşmayacağından bahsedilmiştir. Bu insanlar şeytanın yoluna tabi oldukları, Allah'ı unuttukları, vicdanları kabul ettiği halde inkar ettikleri için cehennem ehli olmayı hak etmişlerdir. Allah'a teslim olan, onun rızası için yaşayan insanlar ise dünyada ve ahirette hoşnutluk içinde bir yaşam sürerler kuşkusuz insanların elçilerle, kitaplarla uyarılmaları ve böylece doğru yolu bulma imkanına sahip olmaları Allah'ın lütuflarından biridir. Kur'an'da Allah'ın müminleri olan lütfu şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ant olsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor.'' Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Âl-i İmran suresi 164 Latif olan Allah mümin kullarına her türlü zor durumda yardım ederek de lütfunu gösterir. Kur'an'da geçmiş kavimlerden bildirilen kısalarda Allah'ın samimi kullarına destekçi olması, onlara lütufta bulunmasıyla ilgili çeşitli örnekler verilmiştir. Örneğin Allah Hz. Musa'nın kavmini firavunun zulmünden kurtarmış ve onları yeryüzüne miras kılmıştır. Bu gerçek ayetlerde şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde Mısır'da büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Kasas suresi 4-5 Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi olduğu gibi ahirette de onlara yardım edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacaktır. Nitekim müminlerin cennetteki ifadeleri bu gerçeği şöyle bildirir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki: Biz doğrusu daha önce ailemiz, yakın akrabalarımız için endişe edip korkardık. Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz biz bundan önce ona dua kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir. Tur suresi 26 28. O yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir. Mülk suresi 14. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır. Enam suresi 103. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah lütfedicidir, her şeyden haberdardır. Haç Suresi 63. Ey oğlum, yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, bu ister bir kaya parçasından ya da göklerde veya yerin derinliklerinde bulunsa bile Allah onu getirir, açığa çıkarır. Şüphesiz Allah latif olandır, her şeyden haberdardır. Lokman Suresi 16.